Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. SRC 4, arkadaşlar SRC 3 2021 daha önce çıkmış olan yazılı sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. SRC 1, 2, 3, 4 ayrıcalıklarından yararlanmak için kanalımıza abone olup katıl butonuna tıklayarak kanala katılarak arkadaşlar 2021'de sizlere çıkacak sınav sorularına erişebilirsiniz. Çok çok önemli yazılı ve uygulama sınav soruları. Üyeler için hazırlamış olduğum ayrı sorular olacak bundan sonra. Mutlaka arkadaşlar kanala katılmanız sizin menfaatinizedir. Sorularımızı Milli Eğitim müfredatına uygun olarak hazırlıyoruz. Arkadaşlar 40 soru soruluyor. Her bir sorunun doğru cevabı 2,5 puan. Başarılı olmak için 70 ve üzeri almak zorundasınız. 28 doğru 70 puan yapıyor bildiğiniz gibi. Sınavda yanlış cevaplar dikkate alınmadığı için kesinlikle boş bırakmamanız menfaatinize olacaktır. Size en yakın olan soruyu arkadaşlar mutlaka doldurun, boş bırakmayın. 40 soru için sınav süresi 60 dakikadır. Yazılı sınavını geçenler uygulama sınavına alınıyor aynı okulda. Uygulamadan 3 soru çıkıyor. İkisini doğru cevaplamanız gerekir. Uygulama soruları da arkadaşlar hem Ehliyet SRC kanalımızda hem de Nedim Şeker Akademi'de fazlasıyla var. Örnek soruları da mutlaka çözerek sınavlarımıza girin. Başarılar diliyorum ve sorularımızdan konularımızdan başlıyorum. SRC nedir? SRC Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren tüm sürücülerin alması gereken mesleki yeterlilik belgesidir SRC. 5 çeşit SRC'miz var. SRC 1 uluslararası yolcu taşımacılığı yapanların alması gereken mesleki yeterlilik belgesidir. SRC 1 alanlar SRC 2'yi almış sayılıyor arkadaşlar. SRC 2 nedir? SRC 2 yurt içi yolcu taşımacılığı. SRC 3 uluslararası kargo taşımacılığı. SRC 3'ü alanlar da arkadaşlar SRC 4'ü almış sayılıyor. SRC 4 ise yine yurt içi SRC 4'te yurt içi kargo eşya taşımacılığı yapanların alması gereken mesleki yeterlilik belgesidir. SRC 5 ise tehlikeli madde taşımacılığı yani ADR tank taşıyanların yani akaryakıt istasyonlarına yakıt götürenler değil mi arkadaşlar? Tehlikeli madde taşıyanların alması gereken mesleki yeterlilik belgesidir SRC 5. Birinci sorumuzdan başlayalım. Çok çok önemli 28 adet soru sizler için hazırladım arkadaşlar. Sizlere de gelecek sorular. Karayolu Taşıma Yönetmenliği'ne göre yetki belgesi sahiplerinin yurt içi eşya taşımalarında ilgili mevzuatın öngördüğü usule göre gönderen tarafından düzenlenmiş sevk irsaliyesini nerede bulundurmaları zorunludur. A. İş yerinde. B. Taşıtlarında. C. Gönderende. D. Alıcıda. Evet. Yurt içi eşya taşımalarında ilgili mevzuatın öngördüğü usule göre gönderen tarafından düzenlenmiş sevk irsaliyesini arkadaşlar taşıtlarında bulundurmaları gerekir. Bursa seçeneği doğru cevabımız. Hemen ikinci sorumuza bakalım. Karayolu Taşıma Yönetmenliği'ne göre yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar bu durumu kaç gün içinde bakanlığa bildirmek zorundadır? A 30, B 60, C 90, D 1 yıl. Tabii 1 yıl içerisinde bildirmeleri gerekiyor ilgili bakanlığa. Denizli seçeneği doğru. Üçüncü soru, aşağıdakilerden hangisinde yük ve eşya taşımacılığı sırasında malın zarara uğramasında sorumlu taşıyıcıya aittir? A. Gönderici, alıcı yüklemeleri taşımaları sırasında zarar oluşmuşsa. B. Sandık ve paketlerdeki yazı ve talimatların eksik ve yanlış olmasında.
C. Kayıp, hasar, gecikme, taşımacı hatasından değil, malların özelliği ve taşıtanın talimatları durumlardan oluşmuşsa, D. Taşımacının yükleme ve istiflemesinden oluşmuş ise. Evet, tabii ki arkadaşlar, Denizli seçeneği doğru cevap. Dördüncü sorumuza geçelim. Dördüncü sorumuz trafik ehliyet sorularında da sık sık gelen bir soru. Devamlı çizgi ve kesik kesik çizgiyle ilgili bir soru. Şekildeki karayolu bölümünde yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir? Kesik çizgi görüşe açık olan yerlere çizilir. Devamlı çizgi görüşe kapalı olan yerlere çiziliyor. Burada A seçeneğine bakalım. A, devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini. B, kesik çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini. C, çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceği. D, iki şeritli yolun tek şeritli yola düşeceği. Evet. Kesik kesik çizgilerde şerit değiştirilebiliyor. Önündeki aracı sollayabilirsin. Devamlı çizgide şerit değiştiremeyeceğini, öndeki aracı da sollayamayacağını bize bildiriyor. Arkadaşlar, burada cevap Bursa seçeneğinde bakın. Kesik çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini bildirir. Bursa seçeneği doğrudur. Beşinci sorumuz. Geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerini gösteren işaret levhalarına her iki yönde kaç metre mesafede park etmek yasaktır? A5, B10, C15, D20. Tabii ki 15 metrelik mesafe içerisinde park etmek nedir? Duraklama yapmak yasaktır. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Altıncı soru, yangın söndürme cihazı kamyonlarda kaç adet, kaç kilogram aracın neresinde bulunmalıdır? A. Arka bagajda 1 adet 1 kilo. B. Sürücünün hemen yanında 1 adet 6 kilogram. C. Torpido gözünde 2 adet 6 kilogram. D. Arka koltuğun yanında 2 adet 6 kilogram. Evet arkadaşlar, burada da bildiğimiz gibi sürücünün hemen yanında 1 adet 6 kilogram bulunması gerekir. Bursa seçeneği doğru cevap. 7. sorumuza bakalım. Uluslararası yolcu taşımacılığı söz konusu olduğunda sürücüler ne kadar süreli araç kullanabilirler? A 9, B 10, C 12, D 14. Evet, uluslararası arkadaşlar, yolcu taşımacılığında 12 saat araç kullanılabiliyor. Burada Ceyhan seçeneği doğru cevap. 8. sorumuz, karayolu taşıma kanununa göre sorumluluk sigortasında tazminat yükümlülüklerinin birbirlerine karşı rücu hakları kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden başlayarak kaç yılda zaman aşımına uğrar? 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl mı? 4 yıl. Tabii arkadaşlar, 2 yıl içerisinde zaman aşımına uğruyor. Bursa seçeneği doğru cevap. 9. soruya bakalım. Telafi edilmek koşulu ile günlük dinlenme süresi haftanın en fazla kaç günü, kaç saate indirilebilir? A. Haftada 2 defa 10 saate. B. Haftada 2 defa 9 saate. C. Haftada 3 defa 9 saate. D. Haftada 3 defa 10 saate indirilebiliyor. Tabii ki haftada 3 defa 9 saate indirilebilir. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 10. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi karayolu taşıma yönetmeliği kapsamındadır? A. Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar. B. Lastik tekerlekli traktörlerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar. C. Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar. D. Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, yapı, tesis ve benzerler. Evet, tabii ki burada arkadaşlar, taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, yapı, tesisler nedir? Karayolu taşıma yönetmeliği kapsamındadır. Denizli seçeneği doğru cevap.
11. sorumuz lastiklerle ilgili, lastik hava basınçlarıyla ilgili hem yazılıda hem de uygulamada sık sık çıkan bir soru arkadaşlar. Lastiklerle ilgili lastiklerin görevi nedir? Aracın yol ile temasını sağlıyor. Jant, lastik, bijon lastiklerin parçalarıdır. Tekerlek jant üzerine lastiğin takılmasıyla oluşuyor ve araç üzerine bijon vidalarıyla monte ediliyor bildiğiniz gibi. Bir balans ayarı nedir? Lastiklerin üzerindeki rakamlar neyi gösterir arkadaşlar? Zaman zaman bu soru geliyor. Tabii ki ebatlarını belirtiyor değil mi? Balans ayarı lastiklerde, lastiğin balans ayarı bozuk ise belirli bir hızdan sonra direksiyonda titremeler oluşuyor. Lastiğin balans ayarı lastiğin titreşim yapmadan dönmesi için yapılan ayardır. Lastiğin normalden normal aşınması için aracın servis kitabında belirtilen değerlere göre havası vuruluyor. Lastiklerin hava basıncı normalden az ise direksiyon zor döner. Lastikler kenar kısımdan aşınır. Yakıt sarfiyatı artar. Lastiklerin hava basıncı normalden fazla ise direksiyon hafifler. Lastikler orta kısımdan aşınır. Dönüşlerde savrulmalar meydana geliyor. Burada da fazla, az ve normal şişirilmeyi görüyoruz. Lastikler az şişirilmişse yan duvarları aşırı esner. Fazla şişirilmişse de ortadan ne yapar arkadaşlar? Aşınır. Evet bakın şu anda bu doğru şişirilme. Eksik az şişirilmesi bakın. Burada da fazla şişirilmesi. Demek ki lastik hava basınçları fazla şişirilirse arkadaşlar bakın ortadan aşınır. Az şişirilirse yanlardan bakın iki yandan aşınmış. Normal şişirilmesi durumunda herhangi bir şey söz konusu değil. Sorumuz nedir? Lastik hava basıncı normalden fazla olursa hangisi meydana gelir? Yakıt tüketimi artar. Enerji kaybı fazla olur. Lastiklerin orta kısımları aşınır. Lastikler yandan aşınır. Tabii ki fazla olması durumunda, fazla şişirilmesi durumunda lastikler orta kısımdan aşınıyor. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Evet hemen ne yapalım? Geçelim 12. sorumuza. Yine sınavlarda sık sık gelen sorulardan birisi. Yapılan tespit sonucunda belirlenen limitlerin üzerinde alkol aldığı ikinci defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri ne kadar süreyle geçici olarak geri alınır? 5 yıl, 2 yıl, 6 ay, 3 ay. Evet ikinci defa soruyor bize alkol aldığı zaman 2 yıl süreyle el konuluyor. Birinci defada 6 ay, ikinci defada 2 yıl, üçüncü defada 5 yıldı. Arkadaşlar evet Bursa seçeneği doğru cevap. 13. sorumuz aşağıdaki mesleki yeterlilik belge türleri eşleştirmelerinde hangisi yanlış olarak verilmiştir? SRC 3 Uluslararası Eşya Kargo Taşımacılığı, SRC 2 Yurt içi Yolcu Taşımacılığı, SRC 4 Tehlikeli Madde Taşımacılığı, SRC 1 Uluslararası Yolcu Taşımacılığı. Evet. Evet, SRC 3 Uluslararası Eşya Kargo Taşımacılığı doğru. SRC 2 Yurt içi Yolcu Taşımacılığı, evet. SRC 4 Tehlikeli Madde Taşımacılığı değil tabii ki arkadaşlar. Burada nedir? Tehlikeli Madde Taşımacılığı SRC bakın SRC 5'tir, değil mi? Evet. SRC 5'tir. Evet, burada Ceyhan seçeneği yanlıştır. SRC 4 neydi arkadaşlar? SRC 4 yurt içi kargo ve eşya taşımacılığıydı. Evet SRC 4. SRC 1 neydi? Uluslararası yolcu taşımacılığı doğrudur. Evet. Burada yanlış olanı bize sormuş. SRC 4 tehlikeli madde taşımacılığı değil. Evet hemen 14. sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi birinci derece güvenlik gereci değildir? Evet birinci derece güvenlik. Lastikler, korna, emniyet kemeri, ışıklar. Birinci derece güvenlik gereci olmayanı sormuş arkadaşlar. Lastikler, korna, ışıklar birinci derecededir arkadaşlar. Ama emniyet kemeri ikinci derecededir. Evet. Yani emniyet kemeri kaza olduktan sonra bakın ne yapıyor? Devreye girdiği için ikinci derece güvenlik
gerici olmaktadır. 14. sorumuz Ceyhan seçeneği. 15. sorumuz hızı 100 km saat olan bir otobüs kuru havada ve yeterli görüş mesafesine sahip durumdayken güvenli takip mesafesi aşağıdakilerden hangisidir? 25, 35, 40, 50. Evet arkadaşlar, otobüs 100 ile gidiyor. 100 ile giden bir otobüsün kuru havada yeterli görüş mesafesine sahip olması durumunda takip mesafesi nedir? Hızın yarısıdır. Yani 100'ün yarısı nedir? 50'dir. 50 metre olması gerekiyor. Burada Denizli seçeneği doğru cevap. 16. sorumuza geçelim. Çok çok önemli. Yine arkadaşlar, bu soruda sık sık uygulama sınavlarında ve yazılı sınavlarında sorulan bir soru. Dikkat edelim. Şekle göre hangi numaralı şerit sürekli işgal edilemez? 1, 2, 3, 1 ile 3. Hemen bakalım arkadaşlar. Sürekli işgal edilmeyen hangisidir? Hangi şeritteki araçtır? Bakın. Yani işgal etmeden ne yapması gerekiyor? Bulunduğu yeri takip mesafesine uyarak gitmesi gerekiyor. 1 ile 3'e dikkat edelim. Sol taraflarında kesik kesik çizgi olduğu için 1 ile 3 cevabımız değil arkadaşlar. Evet, bunlar görüşe açık olduğu yer. Bakın, 2 nolu aracın sağında ve solunda devamlı çizgi olduğu için sürekli olarak işgal edemez. Ne yapacak? Takip mesafesini koruyarak yoluna devam etmesi gerekiyor. Ve araç sollama ne yapamaz arkadaşlar? 2 de yapamaz. Cevabımız burada. Hangi numaralı şerit sürekli işgal edilemez sorumuzun cevabı Bursa seçeneği 2 olacak. 17. sorumuz çok çok önemli yine bir soru. Yük taşımasında kullanılan ve azami ağırlığı 3,5 tonu aşan ancak 12 tonu aşmayan motorlu araçların kategori sınıfı nedir? M1, N1, N2, N3. Hemen açıklamamıza bakalım arkadaşlar. N1 neydi? N1 araç kamyonet. Kamyonet kullananlar N1 kategori sınıfıdır. Yük taşımasında kullanılan ve azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan motorlu araçtır N1. Bakın, N1'i sormamışlar. N2 hangi kategoridir arkadaşlar? Kamyondur. Yük taşımasında kullanılan ve azami 3,5 tonu aşan ancak 12 tonu aşmayan motorlu taşıtlar kamyonlardır. Bize burada bakın sorulan soru yük taşımasında kullanılan ve azami ağırlığı 3 tonu aşan, 3,5 tonu aşan ancak 12 tonu aşmayan motorlu araçların kategori sınıfı nedir sorulduğunda ne yapıyoruz arkadaşlar? N2 cevabını veriyoruz. Yani cevabımız Ceyhan seçeneğidir. N3 neydi? N3 de arkadaşlar çekici. Yük taşımasında kullanılan ve azami ağırlığı 12 tonu aşan motorlu taşıtlarda çekiciler yani tırlardır. Evet. 18. sorumuza geçelim. 18. sorumuz bir trafik levhası sorusu, sık sık sınavlarda geliyor. Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder? A. Kasisli yolu, B. Tehlikeli çıkış eğimli yolu, C. Açılan köprüye yaklaşıldığını, D. Zeminde gevşek malzeme bulunduğunu. Evet arkadaşlar, bakın gevşek malzemeli zemin işaretini sormuşlar bize. Cevap Denizli seçeneği. Gevşek malzemeli zemini gördüğümüzde hızımızı azaltacağız. Takip mesafemizi ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Takip mesafemizi de artırmamız gerekir. Evet, artırmamız gerekir. Denizli seçeneği doğru cevap. 19. sorumuz aşağıdakilerden hangisi taşımacılık yapan araçlarda bulunması zorunlu belgelerden değildir? Evet. A. Trafik tescil belgesi, B. Sürücü belgesi, C. Taşıma yetki belgesi, D. Taşıt kartı. Evet. Tabii ki arkadaşlar taşıma yetki belgesine gerek yoktur. Bakın Ceyhan seçeneği doğru cevap. Diğerleri bulunması gerekiyor. 20. soru uydudan yapılacak araç takip sistemleri ile aşağıdakilerden hangisi izlenemez? A. Araçtaki yükün ağırlığı, B. Aracın nerede olduğu, C. Aracın
takribi hızını takip edebilir misiniz? Durma ve dinlenme sürelerini de takip edebilir misiniz arkadaşlar? Evet bu arkadaşlar burada uydudan yapılacak olan takip sistemlerinde aracın yük ağırlığını takip edemezsiniz, izleyemezsiniz ama aracın nerede olduğunu, kaçta gittiğini, hıza uyup uymadığını, dinlenme sürelerine uyup uymadığını ne yapabilirsiniz arkadaşlar? İzleyebilirsiniz. Evet. Cevap Adana seçeneği. 21. sorumuz yine bir trafik sorusu, sık sık gelen sorulardan birisi. Şekle göre kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçlardan hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır? Evet. Bakalım. 1 numaralı araç, 2 numaralı araç ve hızı az olan araç, hızı fazla olan araç demiş arkadaşlar. Hangisidir size göre? Tabi burada kuralımız var değil mi? Kurala göre hareket ediyoruz. İki tane araç dönüş yapıyor. Kim kime yol vermesi gerekiyor? Bir mi iki mi? Hangisi geçecek? Bakın. Birin sağında iki olduğu için iki ilk geçiş hakkına sahiptir. Dönüş yapan dönüş yapanın sağındakine arkadaşlar yol vermesi gerekiyor. Burada iki numaralı araç ilk geçer. Bursa seçeneği doğru cevap. 20 arkadaşlar 22. sorumuza geçelim. Geçici olarak kabul edilen eşya için milli gümrük belgesi yerine kullanılmak üzere düzenlenen gümrük belgesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Ata karnesi, B. Euro 1 belgesi, C. Tır belgesi, D. Semt yani C, CM belgesi. Arkadaşlar burada geçici olarak kabul edilen eşya ve için milli gümrük belgesi yerine kullanılmak üzere düzenlenen gümrük belgesi ata karnesidir. Cevabımız Adana seçeneğidir. 23. sorumuza bakalım. Karayol Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli taşımacılıkta taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerini ifade eden kavram hangisidir? Evet, kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerini ifade eden kavram taşıma güzergahı, taşıma hattı, taşımacılık, taşıma nedir? Taşıma hattıdır. Bursa seçeneği doğru cevap. 24. sorumuza geçelim. Su dolu derin çukurlara girilmesi halinde fren balataları ıslandığı için frenin tutunma özelliği azaldığı durumlarda aşağıdakilerden hangisi yapılır? Evet. Çok güzel bir soru. Bakın arkadaşlar. Önemli. Gaz pedalından ayak çekilir. B. Aniden frene basılır. C. Vites büyütülür. D. El freni çekilir. Evet. Su dolu bir derin çukura girmeniz durumunda fren balataları ıslandığı için frenin tutunma özelliği azaldığı durumlarda ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Gaz pedalından ayağınızı ne yapmanız gerekiyor? Çekmeniz gerekir. Yani Adana seçeneği doğru cevap. 25. sorumuz yine önemli bir soru. Sık sık gelen sorulardan birisi. Bir otobüs ile bir kamyonun aynı anda emniyetle geçemeyeceği kadar dar olan bir yolda karşılaşmaları halinde aksine bir işaret yoksa hangisi diğerlerine geçiş hakkı kolaylığı sağlamak zorundadır? A. Sürücüler anlaşarak geçerler. B. Otobüs sürücüsü kamyona. C. Kamyon sürücüsü otobüse. D. Şeridi daralmış olan diğerine. Burada hemen arkadaşlar açıklamadan bahsedeyim. Özellikle bu tip sorularda motorsuz araçlar motorlu araçlara yol vermesi gerekiyor. Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, arazi taşıtı, lastik tekerlekli traktörler, iş makinesini sürenler yazılı sırasına göre kendisinden öncekilere yol vermeleri gerekiyor. Evet burada bize sorulan otobüsle kamyon arkadaşlar yazılı sırasına bakalım. Otobüs ve kamyon bakın. Kamyon otobüsün altında olduğu için kamyon otobüse yol vermesi gerekir. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Bu da önemli bir konu. Buraya da bakalım arkadaşlar. 26. soru.
kavşaklara, dönemeçlere, tepe üstlerine, yaya, okul ve demiryolu geçitlerine, iki şeritli ve iki yönlü köprü tünellere yaklaşırken hangisinin yapılması yasaktır? A. Öndeki araçla aradaki mesafeyi korumak. B. Öndeki araçları geçmek. C. Yol durumuna göre vites değiştirmek. D. Yakını gösteren ışıkları yakmak. Tabi burada da arkadaşlar öndeki araçları geçmek nedir? Yasaktır. Bursa seçeneği doğru cevap. 27. sorumuza bakalım. Taşımacıya eşyanın varış noktasını, cinsini, miktarını ve niteliklerini tam ve doğru olarak bildirmek kimin sorumluluğundadır? A. Gönderen, B. Alıcı, C. Acente, D. Taşıma İşleri Komisyoncusu. Tabii ki burada da gönderen sorumludur arkadaşlar. Taşımacıya eşyanın varış noktasını, cinsini, miktarını, niteliklerini tam olarak doğru olarak bildirmek gönderen kişinin sorumluluğundadır. Cevabımız Adana seçeneğidir. Evet arkadaşlar, son sorumuz. Taşıma işleminde eşyayı gönderen kişi taşımacıya aşağıdakilerden hangisini bildirmek zorunda değildir? A. Eşyanın varış noktasını, B. Eşyanın cinsini, C. Eşyanın menşeini, D. Eşyanın miktarını. Evet, bunlardan hangisini bildirmek zorunda değildir? Evet arkadaşlar, gönderen kişi taşımacıya hangisini bildirmek zorunda değildir? Varış noktasını bildirmek zorundadır. Eşyanın cinsini bildirmek zorundadır. Eşyanın miktarını bildirmek zorundadır ama eşyanın menşeini bildirmesine gerek yoktur. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Evet arkadaşlar, serici 1-2-3-4-5'te YouTube kanalı en doğru adresiniz. Serici kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Arkadaşlar %100 sizlere çıkacak serice 1-2-3-4-5'te 2021 yazılı ve uygulama sorularını çözerek sınavları geçebilirsiniz. 90 ve üzeri not alabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki videomuzda sorularda görüşmek üzere. Hoşça kalın.